Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Mireli, bugün sizlerle birlikte Age of Story Rastgele Medeni serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm ne yapacağız? İlk önce asimilasyonları bitireceğiz. Ondan sonra ise Mauritania ve Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni fethedeceğiz. Hedeflerimiz bunlar. Eğer bölümde yeterse, yok Malin alamayız. Ya Senegal ya da Gambiya'nı almak düşünüyorum. Hedeflerimiz bunlar. Ayrıca kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hedefimiz 20 abone. Ve bunu da sizinle beraber başarabiliriz. Biliyorum rastgele medeni serilerini bayağı beğendiniz. İlk günden itibaren 11 tane izlenme geldi. Ve bununla beraber her gün bir tane video atıyorum. Aslında bunu daha da hızlandırabilirim eğer isterseniz. Yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın. Turlarımızı atlayalım. Şimdi bir tane daha asimilasyon yapacağım. Bir türlü tamamlayamadık geçen bölümde asimilasyonları. Sanırım bir tane toprak kaldı. Yok. 1, 2, 3. O diğer 3 toprağı da asimile ettikten sonra diğer işlerimize bakabiliriz. Bazılarının asimilasyonunu tam yapamamışım. Para az olduğu için. Şöyle şu toprağın da asimilasyonunu tamamen yapalım. Ve şuranın da artık oraya paramız yetmiyor. Tüm Mauritania insanları artık Yeşil Burun Adaları insanlarına dönüşecek. Bizim buradaki hakimiyetimizi tanıyacaklar. Yani bizim zorla bir şey yapmamız yok. Sadece adamları yendik yani. Her neyse. Her bölümde bir şey oluyor. Geçen bölümde bir şey patlatmışlardı. Duyduysanız lütfen yorumlara yazın. Gerçekten çok garipti. Bir dakika. Şöyle. Turlarımızı geçiyoruz. Mauritania'nın diğer kısmını henüz almayacağım. Çünkü paramızın biraz daha birikmesi gerekiyor. Şöyle şunları da asimile edelim. Yani pek çok asimilasyonu şimdilik başlattık. Şimdi diplomasiye bakalım. Mali ile ilişkimiz bayağı kötü. Yani -1. Hemen İlkimizi geliştirip saldırmazlık faktörünü yollayalım. Mali gibi güçlü bir devleti karşımıza almak istemeyiz. Bir de Senegal. Senegal'le zaten ilişkimiz bayağı iyi. Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti. Yani Sahra... Tamam öyle diyeyim. Sahra Çölü. Sahra Arap Cumhuriyeti. Aynen öyle. Sahra Arap Cumhuriyeti bizimle hala ilişkileri kötü götürüyor. Böyle yapmamanız gerek. Mauritania ile ilişkimiz iyi. Sonuçta onları yendik. Tabii ki bizimle ilişkisi iyi olacak. Ne yapsın peki? Sövsün mü? Her neyse. Şimdi bu asimilasyonu da başlattım. Şunu da başlattım. Bugünkü hedeflerimiz bir de nereyi fethedebiliriz? Tabii ki Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni fethedeceğiz. Gambiya'yı fethedelim. Guinea-Bissau. O devleti de belki fethedebiliriz. Ve bu seriyi 3 bölüm olacak. Öyle bir karar yaptım. Yani bir video daha gelecek bununla alakalı. Yani bu videonun 3.'sü de gelecek. Fakat nasıl diyeyim? 3. bölümde final bölümü. Yani yarın bunun söyleyemedim. Bu sezonun finali. Ondan sonra başka Age of Story içerikleriyle karşınızda olacağım. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada pek çok toprağın asimilasyonu neredeyse tamamlanmış durumda. Sadece birkaç toprak kaldı. Mesela başkentleri. Şöyle. Neredeyse tüm asimilasyonları tamamladık. Paramız da bayağı arttı.
Şöyle. Bir dakika. Ha, tamam, burayı açtık. Ekonomik olarak 3890 ekonomimiz var. Yani az bir ekonomi. Mesela Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'ni eğer alırsak biraz daha fazla ekonomimiz olur. Hedefim ilk 100'e gelmek. Şu anda 155. sıradayız. Bunu daha da iyi hale getirmemiz lazım. Cezayir'le şimdilik ilişki geliştirmeye gerek var mı? Gerek var. Dur, hakaret etme. İlişkimizi geliştirelim. Biz bu seride diplomasimizi daha iyi kullanmamız lazım. Ani gelecek olan bir savaş ilanında devlet yıkılmaya yüz tutabilir. O yüzden herkesle iyi bir ilişki içerisinde olmamız gerekiyor. Burası neresi? Portekiz. Senle de ilişki geliştirelim ya. Şimdilik ilişki geliştireceğim. Birden savaş ilan eder falan filan. Sıkıntıya girmeyelim artık. Birazcık paramız biriksin. Hadi. Bu arada sizlere Eylül Sörü'nün ne zaman çıkacağı hakkında düşünüyorum. Eylül History 3 tam olarak bana göre 2024-2023 yılları arasında. Yani ya 1 yıl ya da 2 yıl sonra çıkacak. Benim tahminim bu şekilde. Sizler de tahminlerinizi yazmak için yorumlara yazabilirsiniz. Bence Eylül Sörü 3'ü yani Eylül Sörü 2'nin daha gelişmiş hali olarak yapacaklar. Yapacaklar diyorum da sadece bir kişi yapıyor. O da Lukas Jakovski. Sadece yani tek başına yapıyor adam. Zor tabi. Fakat grafikler için ayrı birisi buldum. O iyi haber. Nereden biliyorum? Kerem abiden. Yani grafiklerin iyi olması iyi. Grafikler iyi olursa mesela bu grafiği. Sizce beğeniyor musunuz? Ben beğenmiyorum. Oo, Libya ve Mısır savaşı. Bu savaş kesinlikle Mısır alacak. Eminim. Şimdi benim ön görüşüm ortaya çıkacak. Bu savaşın yani Libya'nın kazanmasının imkanı yok. Mısır orduları başkent Trupya'ya doğru yakınlaşıyor. Neredeyse başkent Trupya'nın etrafına doğru geldiler. Ve Trupya düştü. Hayırlı. Diyordum ya, Mısır kazanacak bu savaşı. Aynen. Şimdi barış imzaladılar. Yani iyiymiş. Mısır'ın toprakları arttı. Tamam, biz şimdi kendimize dönelim. Nereye alarım? Bir dakika. 1504 ekonomisi var. Orada bir dakika basmayacağım. Oradan orada basılmaz. Buradan ama ordu basılır. Tamam. 363 kişilik Yeşil Burun Adaları ordusu Batı Sahra'yı fethetmek için kolları sıvamıştır. Hemen bölgelere ordularımızı göndereceğim. Bir de başkentimizden ordu çıkartacağım. Bunun nedeni Batı Sahra'nın denizden çıkarabileceği orduları durdurmaktır. Böylece hem deniz üstünlüğü olarak hem de kara üstünlüğü olarak onları yeneceğiz. Sonra bu orduyu da gönderelim. 2 tur sonra savaşımızı ilan ediyoruz. Tamam. Bu kadar orduyla savaşımı ilan ettim. Hadi bakalım. Bu orduyu şuraya göndereceğim. Orada beklesin. Çünkü burayı zaten biz hemen alacağız. Hadi. Oo. Tam olarak hangi şehir burası? Tikla şehri önlerinde küçük bir mağlubiyet yaşadık. Ama o mağlubiyeti tamamen düzelteceğiz. Oradan Asman'a gel. Şu ordu buraya gelsin. Diğer ordu ise Tifratiye gelsin.
Böylece denizden yaptığımız çıkarmalarla beraber güçlerini ikiye böldük. Evet. Şu anda Batı Sahra güçlerini ikiye bölmüş durumdayız. Bir tarafta başkentleri tarafı, bir tarafta ise burada kalan Tikla gücü. Tikla güçlerini de hemen buradan temizlememiz lazım. Ondan sonra ise başkentlerine büyük bir saldırı gerçekleştireceğiz. Bir dakika, şunu iptal et. Bunu gönder buraya. Sen de Mambi'si al. Evet. Tamam, sadece iki tane eyaletleri kaldı. Şu orduyu şuraya gönderirsek. Bir dakika. Şu orduyu şuraya. Şu şuraya gider. Tamam. Bence bitirdik. Savaş bitti. Evet. Sadece başkentleri kaldı. Başkentlerine de saldırıyoruz. Arkadan ordular da gelsin. Hadi. Tamam. An itibariyle Batı Sahra'nın adalarını aynen. Batı Sahra'nın topraklarını tamamen fethetmiş durumdayız ve böylece Cezayir ve Fas ile büyük bir sınırımız oldu. Kötü haber bu. Şimdi bir dakika. Kayıt hemen 11 dakikaya gelmiş. Artık videoyu 17 ya da 18 dakika yapacağım. Çünkü bu kadar kısa bir zamanda bu kadar zamanın geçeceğini bilmiyordum. Şöyle. Orduyu dağıtalım. Şu orduyu da dağıtacağım. Bu orduyu da dağıt. Şu orduyu da dağıt. Başka ordumuz kalmış mı? Yok. Kalmadı. Hareket puanımız bitti. Hemen turumuzu atlayalım ve ordumuzu terhis edelim. Şimdi Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti ile 2 ay 28 gün 23 gün süren savaşımızın ardından Yeşilburun Adaları ordusu an itibariyle tamamen ele geçirmiştir Sahra Demokratik Cumhuriyeti'ni. Şimdi sanırım tüm topraklarını alamayacağız. Dönüşe bakarız. Başkentlerini alalım. Başkentleri önemli. Tamamdır. Sadece 3 tane toprağa sıkıştılar. Şimdi biraz daha paramız biriksin. Buradaki toprakların da asimilasyon işlemlerini yapmamız lazım. Tamam. Başkentlerini artık Tifrati yaptılar. Yeni başkentleri orası. Şöyle asimilasyon işlemlerini yapalım hemen. Asimilasyonlar yapmazsak Yeşil Burun Adaları içerisinde bulunan Batı Sahralı insanlar, milliyetçi insanlar bize baş kaldırı yapabilirler. O yüzden hemen asimilasyonları yapmamız gerekiyor. Devrim riskini azaltmamız gerek. Şöyle şunları da asimile edelim. Tamam, tüm asimilasyon işlemlerini başlattık. Şimdi ise gereken sadece turları atlamak. Ben şimdi turları atlıyorum, biraz sessiz olacağım. Tamam. Büyük bir pek çok toprağı artık asimile ettik. Şu anda topraklarının %12, %14 ya da %7 asimilasyon değerleri mevcut. Şimdilik face cam yapmayacağım. Yani hala face cam yapmaya gerek yok. Bu şekilde. Diğer hedefimiz Gambiya'yı fethetmekti. Gambiya'nın gerçekten de yüksek bir ekonomisi var. 7000. Yani bizden bile yüksek bir ekonomi. O yüzden çok güçlü bir ordu toplamamız gerek. Onun için de fazla bir paraya ihtiyacımız var. Şöyle hemen paramız biriktikten sonra Gambiya Savaşı'na hazırlanacağız. Gerçekten de Yeşilburun Adaları durmadan zaferler kazanıyor. Hiçbir yerde yenilmiyor. Sadece şuradaki neresiydi ya burası?
Yok, orası değil. Tikla bölgesinde bir yenilgi yaşamıştık. Hemen o yenilgiyi de düzelttik. Yani biz yenilmeziz. Öyle diyelim. Gambiyan'ı da eğer aldıktan sonra zaman yetecek mi bilmiyorum. Zaman yeterse 20 dakikaya kadar, 19 dakikaya kadar uzatabilirim ve ekonomik yatırım da yapmak istiyorum. Bir dakika, şimdi 7000 ekonomisi var. Bir 4000'lik orada çıkarmamız lazım buradan. Hala 2000. Yetersiz. Neredeyse bir 20.000 paraya ihtiyacımız var bizim. O yüzden turları hızlıca atlayalım. Hızlıca turlarımızı atlayalım. Bu arada tur hızı sanırım biraz daha yavaşladı. Fark ettim. Bu arada dünyada neler oluyor? Bir bakmak istiyorum. Türkiye tarafları mesela. Oo, Yunanistan Suriye'ye girmiş. Tamam. Buralarda sanırım şimdilik pek bir değişim yok. Aa. Burada ne savaş varmış be? İspanya Fransa'ya savaş açmış ve Almanlar da Fransızlara savaş açmış. Böylece Fransızlar çok kötü dönemlerde. Ha, neyse. Almanlar o Çek Cumhuriyeti de ayrıca Polonya'ya savaş ilan etmiş. Ukrayna da Polonya'ya savaş ilan etmiş. İkisi beraber sanırım bir koalisyon kurmuşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Başka sanırım dünyada pek bir şey almamış. Öyle. Tikla bölgesini tekrardan bir asimile edelim. Hemen asimilasyonlar tamamlansın. Böylece gelirimiz daha fazla olacak. Gelirimiz daha fazla olduğu takdirde de gelirimiz daha fazla oluyor. Böylece paramız daha çok gelecek turun içerisinde. Hadi. Tamam. Sanırım yeterli miktarda o topladık, değil mi? Bir dakika. Şu anda 4000 ekonomimiz var. Gerçekten de iyi bir, bu bölgeye göre iyi bir ekonomi. Sanırım. Yok ya, ben bu bölümde Gambiya'yı alacağım lan. Gambiya'yı almadan bu bölümü bitirmeyeceğim. Senegal'in hala ekonomisi fazla. Senegal'i 3. bölümde fethedeceğim. Senegal yani çok güçlü bir devlet. Şimdi fethedemeyiz. Ekonomileri çok fazla. Şimdi 2900 buradan geliyor. Peki buradan kaç tane çıkıyor? 2800. Tamam, 2900 buradan bas. Bir tane de borç alalım. Borç borç borç. Bir dakika, borç. Ya. Hayır. Bir dakika. Videoyu ben burada bir... Her neyse, kendi kendisine de koymaya başladı yine. Tamam, güzel güzeldi. Kredi alalım hemen. Biraz krediye ihtiyacımız var. Borç al. Tamam. Şimdi Mauritania'nın başkentinde bir... Yeter ya. Hadi. Tamam. Yeter artık. Vallahi sıkıyor. Tamam, neredeyse 4000 kişilik bir ordumuzu topladık. Şimdi 4000 kişilik ordumuzu hemen Gambiya sınırlarına doğru çekelim. Bence yetecek. Çünkü adamların 7000 ekonomisi var. Şöyle 7000 ekonomiye 4000 ordu kolaylıkla yeter. Pardon pardon. Az kalsın Senegal'e savaş ilan ediyordum. Gambiya. Gambiya'nın bu arada müttefiki de varmış. Onu boş vereceğim. Hayır. Biraz daha önce savaş ilan ettim. Hazırlık yapmış olmalılar. Tamam. Hadi. Of.
Bu neydi be? Tamam, barışıyorum, barışıyorum, barışıyorum. Barışım, barışım. Hayır ya. Böyle olmaması gerekiyordu. Hayır. Artık ne yapmalıyız? Bakın artık burada bir hile kullanmam gerekecek. Senegal. Ya Senegal'e de dokunamıyorum. Bir dakika sinirlendim. Ticaret talep et. Savaş ilan et şuna. Seninle de bir saldırmazlık paktı imzalayalım. İlyan et ya. Tamam. Ufak bir hileyle. Of. Sakin ol. Gambiya güçlü bir kampe attı ama Senegal'i yenemez. Senegal'i yenemez. Mümkün değil yani. Şimdi Gambiya. Gel şimdi sen benimle barış. Hadi. Şimdi barışıyor musun, barışmıyor musun? De bakalım. Tabii ki. Lan. Barışsana. Bir dakika. O müttefiki neredeydi onun? Ha tamam, şimdi barışıyor. Dengeli bir şekilde barışalım ya. Ben yani pek bir şey istemiyorum. Tamam artık burada artık videoyu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümde Moritanya'yı fethedip burayı da fethedip sonra ise farklı bir bölgeye aldıktan sonra ekonomik yatırım yaparak bu serini bitireceğiz. Hepinize bay bay bay. Görüşürüz.